Aslına bakarsan hiç sıkıcı bir hayatım olmadı. Yani Hı -hı. hep bir hikayem oldu. Hı -hı. Sen babanı bir kere Gülhane Parkı'nda sadece görüyorsun değil mi? Yok ben 7 yaşına kadar gördüm. Ha, gördüm. 7 yaşında hani en son Gülhane Parkı'nda finalimiz oldu yani. Hı -hı. Bir insan ya savaşçı doğar. Hı -hı. Hani sonradan olunacak bir şey değil Hı -hı. yani bu. Ya da evet. doğmaz. Eski zaman pozları artık <laughs> verilemez mi? Yok artık her şey döneminde güzel ya. Hı -hı. İstemiyorsan fotoğrafının çekilmesine kapıdan çıkıp gidersin. Hı -hı. Yani gidip de damdan atlamaya gerek yok. <laughs> Bu hafta konuğumuz Candaki Kız dizisiyle fırtınalar estiren Hande Ateyze. Ay. Merhaba Hande'cim hoş geldin. Hoş bulduk kuşum nasılsın? İyi valla sağ ol sen nasılsın? İyi valla çok güzel de bir şey yaptık. Ay, çok güzel bir çekim yaptık, yaptık, öncesinde hani evet. söyleyeyim. Evet ya valla Hande ilk önce şeyi soracağım çok pırıl pırılsın şimdi. Ay canım. Çekimde de gördüm hiç değişmiyorsun. Yok ya. Vallahi yani <laughs> cenin falan mı yiyorsun ne yapıyorsun? <gülüyor> yani, <gülüyor> Tom Cruise öyle bir şeyler yapıyormuş ya cenin falan yok. Ne yapıyorsun? Nasıl böyle taş gibi kalıyorsun? Ya valla aslında şey yani hani çok bir şey de yaptım yani spor yapıyorum çok. Hı hı. Hani zaten hep hayatımda e, hiçbir zaman bırakmadığım yani hani olmazsa olmazların hı hı. arasında o var. Bir de hani bir parça açıkçası şey e, çok fazla kilo almıyorum yemek yediğim zaman. Hı hı. Yani onun için çok büyük bir çaba sarf etmeme gerek yok ama yani o sporu hayatımdan çıkardığım zaman hani bir anda hı hı. yer çekimine yenik düşmüş görülüyorsun yani. hani Onu çıkarmamak lazım. Hani Buradan bana işte ne yapıyorsunuz diyen <laughs> evet. bütün bayanlara sesleniyorum. Yani spor muhakkak yapılması gerekiyor. Şart. Başka türlü olmuyor. Ya bir de hani mesela yıllar da geçse ilk biz seni mum kokulu kadınlarda izledik sana altın portakal <laughs> kazandıran. Üstünden zaman da geçse senin seks hiç değişmiyor. Ay teşekkür Hep ederim. Hep yukarıya doğru gidiyor. Onun sırrı ne? Yani Seks apeli hiç kaybetmemenin sırrı? Herhalde sıkıcı bir hayatımın olmaması diye düşünüyorum Hı -hı. ben. Yani hani e, çok kendim gibiyim. Çok dolu dolu yaşıyorum. Hı -hı. E, hatta bir ara böyle daha şuursuzca e, çok fazla bir şeyleri düşünmeden yaşadım. Yani şöyle hani kurallar her zaman hayatımızda. Hani ben o kuralları işte gelenekleri çok fazla aşmadan hani bütün bunların dışında... Kendime kurduğum bir dünya var. Hani böyle olmam gerekiyor, şöyle olmam gerekiyor diye hiçbir zaman yaşamadım. Hı hı. Hani kendim neysem, nasıl hissediyorsam, işte atıyorum kahve mi seviyorum, kahve içiyorum. İşte arkadaşlarımla dışarı mı çıkmak istiyorum, dışarı çıkıyorum. Hı hı. Ee, i̇şte önde olan bir insan bunu yapması gerekir ya da şunu yapmaması gerekir gibi e, saçma sapan, hani bana göre saçma sapan bir takım klişeleri hiç girmedim. Yani örnek olması gerekir falan gibi şeyler yani, var ya. Şöyle yani, hepimiz bir kişiliğiz. Hı -hı. Hepimizin kendine ait renkleri var. Hı -hı. Şimdi o renklerimizi böyle çok prototipi indirgediğimiz zaman, Hı -hı. o zaman biz bizlikten çıkıyoruz ve o zaman zaten Hı -hı. mutsuz bir kişilik oluyorsun. Hı -hı. Hani başkalarının e, güdümünde bir Hı -hı. kişilik oluşturuyorsun. O zaman da e, hani bu benim için, şahsen hani benim gibi karakterler açısından çok da mutluluk verici bir şey değil. Hani bundan ödün vermedim diyeyim. Ya bir de senin... Mutlu ve keyifli bir yaşam mesela yaşam. benim hedefim her zaman. Yani hani e, oğluma da mesela hep onu söylüyorum. Hı hı. Mutlu olmak çok önemli bir şey. Ve kendin gibi olmak çok önemli. Hani kendin gibi olduğun zaman zaten işte ne bileyim istediğin mesleği özgürce seçebilmek, istediğin hayatı e, yaşayabilmek, işte kendi kararlarının bedelini, kendi e, ödemecesine bir yol çizebilmek, unik bir yol çizebilmek... Bence sana o mutluluğu hmm. getiriyor. Peki sen bu hayatta çok bedel ödedin mi? Bu ya, özgür yaşantının bedellerini. Ya yani. bedel ödedim mi derken tabii göz önünde o olmaktan hmm. kaynaklanan bir bedel ödüyorsun yani ister istemez. Hmm. Şimdi ben bu mesleği seçerken hani hiçbir zaman böyle şey işte kalabalıklar arasında işte imzalar alınsın niyetiyle girmedim. Hmm. Gerçekten oyuncu olmak istediğim için hmm. bu mesleğe girdim. işte konservatuar evet, okudum falan. Evet. E ama şimdi tabii böyle çok göz önünde olunca her türlü hareketin böyle objektif altında oluyor. Hani ne giydiğin, ne içtiğin, işte nereye gittiğin, ayağın tökezlediği zaman düşme anı, işte yerde anı, işte kalktığın zamanki an. Hani bütün böyle o inişlerini, çıkışlarını göz önünde yaşadığın için e, o insan duygusu olarak çok da sağlıklı bir duygu değil. Sürekli mesela sana bakıldığını i̇zleniyor düşün. Hisse, evet. e, i̇zleniyor hissi. İzleniyor O tabii ister istemez böyle bir e, şeye getiriyor insanı. Yani arada bir... Ee, sevimsiz bir hal alıyor hı hı. ama işte hani pozitifinden de besleniyorsun bir taraftan. Hiç savrulduğun oldu mu? Ya yani Savrulduğum oldu mu? Pek savrulmadım yani yapı hı hı. olarak böyle çok otokontrollü bir yapım var. Her şeye rağmen. Ee, onun için hani hiç böyle çok fazla savrulma, işte atıyorum çok büyük bir sapma e, gibi bir şey olmadı hayatımda. Hı hı. Her şeyi böyle çok dengesiyle yaşadım. yaşadım. Ama mesela yani de... eğlencem varken hani bir taraftan sağlıklı yaşam sporumu hiçbir zaman bırakmadım. Hı hı. E bir taraftan hani böyle o kalabalıklara karışırken o izole hani kendi iç dünyamı hiçbir zaman kaybetmedim. Hı hı. Daha böyle korunaklı bir özel hayatım oldu. Hı hı. Onun için hani biraz ondan biraz bundan hı hı. hani kendimi tanımlamam gerekirse ben şeyim yani biraz ondanım biraz bundanım. Hı hı. Peki <laughs> böyle hayat hikayene baktığımda çalışırken muazzam yani hem çok zorluklarla dolu hem çok pırıltılarla dolu, içinde her şeyi barındıran bir hayat var. Yani çocukluktan başlayarak evet. bu döneme gelene kadar hani yer yer insanın gözlerini dolduran, yer yer insanı çok heyecanlandıran, yer yer üzen bir hayat hikayesi. Sen bir kitap yazıyor olsan Hande'nin hayatını adını ne koyardın? Kitap yazıyor olsam adını ne koyardım? Sen de benim gibi Başak Burcu obsesife sordun yani. Herhalde kitap yazsam ve ismini bir ay düşünürdüm ama ne olurdu? Ee, yani ne olurdu diye düşünüyorum. Bilemedim şimdi. Hı hı. Ama aklıma türü, gelirse söylerim. Türü ne olurdu? Ya türü ne olurdu? Biraz içten. Hı hı. E, o e, trajedileri bile kendi mizah dilimle aktardım. Hı hı. E, ve hani böyle e, zaman zaman böyle hani e, o o gözyaşıyla gülümseme arası hı hı. bir e, hale getirirdim. Hı hı. Çünkü onu düşünüyorum. Yani hani geçmişte senin o söylediğin şeyler evet hani ailevi problemler, işte babamı hiçbir zaman tanımamış olmam, tanımamış olmam. falan. Şimdi baktığında aslında bunlar bir trajik bir durum yani. Hani bir küçük bir kızın hı hı. hayatında veya işte onun diğer iler, ileriki hayatını şekillendirecek olumlu olumsuz bir bir şey yani bir hı hı. bir şeyler yaşamışım. Şimdi mesela dönüp baktığımda diyorum ki Aslına bakarsan hiç sıkıcı bir hayatım olmadı yani hı hı. hep bir hikayem oldu. Hı hı. Hani hep ondan... onun e, o e, küçüklük travmalarından beslenerek... böyle çok küçük yaşta böyle düşünen... E, faz, fazla erken yaşta düşünen hı hı. bir... E, karakter oldum. Aynen öyle öyle hı hı. biri oldum. Ve de hep böyle sorguladım hani merak ettim. Hani farklı insanlar, farklı yaşamlar her zaman ilgimi çekti. Hı hı. Veya işte hani benim gibi... E, travma yaşamış veya işte hani tam tersi hiç yaşamamış hayatlara da çekildim yani onları merak ettim. O onun içindeki duyguları da merak ettim. Evet. E böyle olunca tabii çok da yerimde durmadım. Yani hep böyle farklı insanlar, farklı kültürler hani değişik düzenler içine karıştığım için hani bu zamana gelene kadar böyle rengarenk güzel bir harman oldu aslında evet. benim bu. Evet, aslında Bir şey için soruyorum. Şimdi seni yeni jenerasyon tabii Hande'yi tanıyor daha renkli olan ha. tanıyor. Ama tabii hani geçmiş aslında hiçbir şey o kadar kolay olmuyor. Yani tabii. hiçbir başarı öyle bir anda gelip önüne serilmiyor. Hani bunu şey için soruyorum. Biz bunu büyük ihtimalle yayınladığımızda Babalar Günü gelmiş. Ha. Yaklaşmış olacak ve senin bir Babalar Günü paylaşımın vardı. Çok evet, duydu. evet evet. Sağ ol. Sen babanı bir kere Gülhane Parkı'nda sadece görüyorsun değil mi? Yok ben 7 yaşına kadar gördüm. Ha, gördüm. 7 yaşında hani en son Gülhane Parkı'nda Hı hı. Finalimiz oldu yani. Sonra bir daha hiç görmedin Yok sonra bir daha. Bir de 17 yaşında bir nüfus ile alakalı bir durum olmuştu. İşte hı hı. bir o zaman karşılaştık. Onda da zaten artık e, duygu bağı gelişmediği için hani küçük hı hı. yaştan itibaren. Sadece böyle bir yabancı e, olarak algılanıyor. Hı hı. Onun için ben hep onu diyorum yani biz kardeşimle anneciyiz. Hı hı. Hani anne bizim için çok önemli. Şimdi babalar günü tabii ki. E, Allah herkesin babasını bir şekilde hani en güzel yerlerde, en güzel ilişkilerde olsun İnsanlar evet. ben yaşamadığım için hani böyle bir duyguyu bana böyle hani daha uzak geliyor babayla alakalı evet. mevzular. Ne zaman sevsem bağlansam hep bir korku geldi, hep bir endişe geldi. Bir insan ya savaşçı doğar <laughs> hani sonradan olunacak bir şey değil yani bu ya da evet. doğmaz. İstemiyorsan fotoğrafının çekilmesine kapıdan çıkıp gidersin. Yani gidip de damdan atlamaya gerek yok. <laughs> e çok daha böyle e, yumuşacık bir insan oldum. Yani o çocuk gerçekten insanı çok değiştiren bir şeymiş. Bir, bir üvey baban oluyor daha sonra. Bir üvey babam oldu. Onu da kaybediyorsun. Üvey de demeyelim aslında. Bana gerçekten böyle çok emek veren hani onun da ilk eşinden bir oğlu vardı. Ben onun tek kızıydım. Hı hı. E, çok da e, Allah rahmet eylesin çok da düzgün tatlı bir insandı. Fakat hiçbir zaman böyle annemle uymadılar yani o hiçbir zaman bir e, mutlu bir evlilikleri yoktu hani hmm. o şeydi o dönemden hatırladıklarım. E o da böyle e, değişik bir şekilde e, işte onun bir intiharla e, aynen sonlanan, e, sonlanan bir durum oldu. Bir durum. E tabii beni çok yaraladı yani ya, ben 27 yaşındaydım o zaman kardeşim 17 yaşındaydı. E, sonra dedim ki demek ki hani bu bölümden benim karmam hmm. <laughs> e, bu bu bölümü izin vermiyor. Yani baba konusunda bu hayatta evet. şanssızım. Hı hı. Yani ileride, ileriki ilişkilerimde etken oldu mu? E oldu tabii çünkü. Evet erkeklerle olan ilişkiler nasıl yansıdı? E oldu tabii çünkü hani hiçbir zaman böyle bir ne zaman sevsem bağlansam hep bir korku geldi. Hep bir endişe geldi. Hı hı. Hani sanki karşımdaki insan çekip gidecek. E işte atıyorum babam bile bırakıp gitmiş. Hani bu nasıl daimi olacak gibi böyle hı hı. o güvensizliklerle. Çok yıprattığım, karşımdakini de kendimi de böyle acımasızca yıprattığım zamanlar oldu. oldu. Hı hı. E şimdi bile hala vardır yani ben bu hayatta bir tek kendime güveniyorum. Hı hı. Hala devam ediyor yani. Ediyorum yani bir tek yani ediyor çünkü şey ya bir tek kendine güveneceksin hı hı. her şeyden önce e karşı taraftan bir beklentin olmadığı zaman hı hı. hani bir hayat beklentin bir gelecek beklentin olmadığı zaman çok daha rahat ve huzurlu oluyorum. Hı hı. Ama iyi olursa da hani evet. bonus olsun. Evet, ama şeklinde. bütün bunlar aynı zamanda güçlü bir kadın da yarattı herhalde, değil mi? Böyle baktığımızda. E hayatına. Yani hep böyle bütün o hikayede de evet bu kötülükler yani yaşanan kötü olaylardan sonra büyük çok güzel bir kariyer hikayesi karşılıyor evet. seni. Evet. Aynen öyle. Ee, aslında orada da orada güçlü ve ayakları yere basan Hande'yi görmeye başlıyoruz. Evet, yani mi? güçlü derken hani mesela tabii her zaman için savaşçı olduğumu düşünüyorum. Yani. <laughs> Bir insan ya savaşçı doğar hı hı. hani sonradan olunacak bir şey değil, değil. yani bu ya da evet. doğmaz. O yüzden ben hani biraz böyle e, engelleri aşmak hı hı. E, işte ne bileyim bir şeyleri zorluklarla başarmak hı hı. bunlardan çok büyük keyif alan bir insanım. Hı hı. Düşüşlerimden de mesela garip bir şekilde hı hı. mazoşist bir şekilde <laughs> keyif de alıyorum yani. İlginç, ona... Zaman zaman kendi hatalarım yüzünden böyle deneysel yani şöyle bir oturup baktığımda e, onlardan dolayı hani ne kadar düştün şimdi bakalım tam buradan ne kadar daha ileri gidebilirsin diye gibi. Çünkü öbür türlü hayat çok sıkıcı yani. Evet. Ama peki bu renkli hayatın içinde pişmanlıkların oldu. Yani mesela şey var mı hiç? Şimdi artık hani YouTube girdi, hayatımıza He. şey girdi falan. Ve sen öyle bir kadınsın ki magazin tarihine damga vurmuş olayların kadınısın ya. Bunları silmek istiyor musun mesela işte? uyduruyorum Sevda Demirel'in tokatı, işte şemsiye olayı falan. Mesela bunlarla artık dalga mı geçiyorsun? Gülüp eğlenebiliyor musun? Ya şey şöyle Yoksa tabii, Bunları ben sildireceğim, bunlara görmeye dayanamıyorum. Ya şimdi şöyle kademizde. üzerine bir şey koymadığın zaman... Hani bir takım böyle çok enteresan şeyler işte bu söyledikleri <laughs> gibi hani komik gülümseten daha doğrusu yani işte <laughs> Gülsete, şemsiyeler, kadar, evet. şemsiyeler işte tuvalet penceresinden <laughs> kaçışlar filan. Hani onlar e hafif şu 24 saat süren evlilik. 24 saat süren evlilik falan <laughs> hani e, ben böyle bir insanım yani. Hani ben buyum. Hani ben mesela hani o evliliği atıyorum e, iyi gitmeyeceğini gö görüp de 6 ay, 7 ay sürdürebilecek sakinlikte ve sabırda bir insan değilim yani bir şey eğer iyi gitmiyorsa ama o 24 o gerçekten orada bitmek ya. durumunda işte yani zaman tek... kazanma yani insanlar mesela <laughs> ilişkilerinin baştan iyi gideceği iyi gitmeyeceğini görüyorlar <laughs> ama işte yok efendim aileler karıştı vesaire toplum ne der falan gibi yola durumlardan bir sabrediliyor bir iki sene üç sene şimdi zaman önemli. Hmm. Şimdi bir de tabii işin şakası bir yana yani o zaman şimdi atıyorum yaptığım şeyler 20'li yaşlarda de, yapılan o şeyler hani evet. hepimiz değişiyoruz. Tabi. Yani şimdi kalkıp da e, geriye dönüp baktığımda e, gülüyorum çünkü çok çocuksu geliyor yani bir takım şeyler bana. Evet. Hani, e, istemiyorsan fotoğrafının çekilmesine kapıdan çıkıp gidersin. Yani gidip de damdan atlamaya gerek yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben hep onu diyorum yani ben mesela hani e, insanlar gerçekten çok seviyorlar çünkü çok açık ve kendimi evet. de öz mi yapabildiğim için Evet bence ama bütün bunlara şimdi baktığımızda evet o dönemde bunlar çok konuşuldu, belki <laughs> eleştirildi ama şimdi geçmişe dönüp baktığımızda hepimizin yüzünü gülümseten evet. çok özlediğimiz aslında mesela şu anda öyle bir magazin de yok. Şu anda öyle hayatlar yok tabii öyle cesur, insanlar da kalmadı öyle insanlar artık kalmadı. <laughs> evet, cesur yaşayan ve öyle şey, insanlar, insanlar da yok. herkes evet. korku içinde yaşıyor. Yani evet. kimse istediği gibi yaşa yaşayamıyor maalesef. Yani tabii ki bir takım şeyleri kontrol etmemiz lazım. O da zaten Tecrübe ve yaşla geliyor. Yaşla yani normalde şimdi 18, 19, 20 yaşında hani birisinin yaptığı işte atıyorum bir gencin yaptığı hatalara baktığında belki kamera önünde yaşamıyor bu, göz önünde yaşamıyor bütün bunları ama, ama bunlar herkes şarkı. yaşıyor. Evet. Yani bütün evlerde yaşanıyor. Tabii kapılar çarpılıyor, kaçılıyor. Hı hı. işte ne bileyim böyle hani anne babaya uygunsuz bir takım karşıt fikirler oluyor. Hı hı. Hani ben bunları böyle çok göz önünde yaşadığım için, e tabii ki benimki böyle daha bir Tablo haline geldi. İşte ne bileyim bu senin söylediğin o şemsiyeler filan. Hani şimdi baktığımızda yapar mıydım? Yani yapmam herhalde. Daha farklı tepki veririm. <laughs> daha daha sakin bir mi var artık. E daha kontrollü belki. Yani sakin derken, e, tabii sakin mesela ben şimdi e, Leon olduktan sonra kendime mesela dikkat ediyorum. E, çok daha böyle e, yumuşacık bir insan oldum. Yani o çocuk gerçekten insanı çok değiştiren bir şeymiş. Onun babasıyla ilişkisi nasıl? Çünkü hani sen hep bir baba konusunda <laughs> şey yaşayan bir kadınsın, belirli sıkıntılar yaşayan bir kadınsın. Şimdi bir ayrılık yaşadın, hani oğlun seninle birlikte. Benimle yaşıyor. birlikte ama mesela biz Benjamin'le çok iyiyiz. Yani <laughs> ben orada o konuda çok hassasım. Hani dediğin gibi onun ilişkisinin çok iyi olmasını istiyorum. Bazen hani onlar da kendi aralarında böyle bir iletişimsiz duruma geldiklerinde ben hemen devreye, mi devreye giriyorum hani Leo'na babasıyla alakalı Hı -hı. hani bak biz babamızı çok seviyoruz işte o da bundan böyle söyledi filan gibi. E Benjamin'de Benjamin'le olan ilişkimizin şu anda çok iyi bir durumda olmasının en büyük sebebi aslında benim stratejim. Hmm. Yani buradan da bir kendime pay çıkarayım. <laughs> evet. Çünkü o da böyle kırık bir şeyde biz sonuçta ayrılık. Evet, tabii. E ayrılıkların hiçbiri hoş olmuyor. <laughs> hani bir taraf daha çok üzülüyor veya iki taraf da yıpranıyor. E şimdi orada böyle güle oynaya bir ayrılık olmuyor. <laughs> ama o ayrılık sonucunda böyle yavaş yavaş hani birbirimizi onararak daha başka böyle bir arkadaşlık bölümünü bölümünde bağlarımızı güçlendirerek ama böyle hani yüz göz olup da canım arkadaşım değil de daha böyle bir seviyeli arkadaşlık, İşte aramızda bir çocuk var, hani onun idaresi vesairesi, hani o bölümden çok güzel bir şey yakaladığımızı düşünüyorum. Şimdi mesela hani ilişkimizin sonunda böyle birbirimizi hani yutkunurken birbirimize bakıp, hani vardır ya böyle çok kötü bir ilişkinin içinde, ay karşı taraf böyle bir gitsin istersin, Kendiliğinden yok olsun istersin. Hiç o ayrılık kararını almak istemezsin. Şimdi mesela şey oldu. Herkes mutlu ya ayrı ayrı. Allah başımızdan Benjamin <laughs> eksik etmesine oldu. <laughs> Güzelmiş. hani Böyle de olabiliyormuş evet. yani. Ama peki bir yandan da aşk var şu anda hayatında. Evet güzel. Bir süredir devam ediyor. E, i̇ki seneye geçti. Nasıl gidiyor? Vallahi hiç beklemiyordum aslında. Ben hani şöyle beklemiyordum. Gerçi hani e... Şimdi ben de bunu söylerken kimse çok inandırıcı değil çünkü hani bir şekilde ben kendimi seviyorum hani paylaşmayı seviyorum falan ama yani o annelik kavramı bölümünde o, içimdeki o kadın ve o anne bölümünü çok fazla böyle bir ayıramadım bir süre dedim ki yani şimdi benim bir oğlum var hani benim artık bu saatten sonra seçimlerimi çok doğru yapmam lazım. Yani tabii ki benim de mutluluğum önemli. Hı hı. Hani ben mutlu olursam e, oğlum o da, da ona da o güzel enerjiyi vereceğim ama evet. e, hiç inanmıyordum yani açıkçası böyle. Benim için en önemli şey karşımdaki insanın böyle temiz ö, ve güzel duygularda olması. E, etrafımıza bakıyoruz öyle çok fazla da e, yani çok kalmadı zor. yani. Evet. Ben hikayeler dinliyorum o ürküttü. Çok eve çekildim. Ama bir şekilde işte demek ki tanışılması gerekiyorsa birisiyle. Sen istersen hani kıçını dayıtsa anlatabiliyor muyum evet. hani e, o olacak yani. Onun için buna ben biraz öyle bakıyorum. Tanıştığımız zaman anladım. Siz spor salonunda tanışıyorsunuz değil mi? Öyle e, spor mi? salonunda tanışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aşka gel. Ama yani, o, o da sporcu herhalde değil mi? Dinç de. O, tabii tabii. Değil. Aynen aynen. Dinçte, o da spor akademisinden. Böyle vücutlu falan. Ama öyle çok vücutlu hani <laughs> şey gibi değil de aslında ortak arkadaşlarımızın hı hı. şeyiyle işte o vesileyle tanıştık. Daha esrarengiz bir şekilde tanıştık ama şimdi burada anlatmayayım. <laughs> ay nasıl oldu? Anladım. Yok vallahi o böyle biraz enteresan yani hani. Hı hı. E, sonra yani tanıştıktan sonra bir 6-7 ay bir keyfim kaçtı. Kaçmadı değil Niye? yani. E, yani aramızdaki yaş farkı durumundan. Ha arada 21 yaş mı fark 20. var? 20 20 yaş fark var. Hiç böyle bir şey beklemiyordum yani. Yine <laughs> beklemediğim yerden geldi. <laughs> Çünkü hiç benim böyle bir ilişkim <laughs> olmamıştı. Evet, ee, ben biraz dengelere inandığım için yani evet. en azından böyle çok arada uçurum olmasın Hı -hı. şeklinde. Fakat sonra şunu düşündüm. Ben yani dedim ki yani bu da e, olması gereken bir şey. Hani neden korkuyorsun? E daha önce işte atıyorum yaşı yaşına uygun oldu da sonuç ne, ne oldu? oldu? Yani onun için e, çok fazla da bir şeylerin hesabı yok. Hı -hı. Yani biraz aslında akışa da bırakmak gerekiyor. İlişkide peki bu sorun yaratıyor mu? Zorluk? Şimdi yaratmıyor. İşte i̇lk başlarda i̇lk mı? İlk başta ben... E, Senin açından, dinçin açısından bir E sorun. Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Yarın öbür gün işte 10 yıl sonra bilmem kaç yıl sonra ben yaşlanacağım. Evet. O hala genç kalacak falan <laughs> gibi böyle bir... <laughs> Duruma girdim. Sonra evet. dedim ki ya dur be kuşum dedim kendime yani daha bir ay sonra ne olacağımız belli değil. Hı -hı. Hani her anlamda. Evet. Hani şuradan çık benim hayatımın yönü değişebilir. Doğru. Bir telefonla veya işte atıyorum bir olayla. Doğru. O yüzden bu kadar her şeyi planlamak, proje haline getirmek e, mutluluk vermiyor yani dedim ki yani bunda da birazcık e, akışa bırak ya. Hı -hı. Hani mutluysan o mutluluğun gün bir gün gitsin. Hı -hı. Hani bir gün gelip bozulursa da artık o günde demek ki Başka bir değişimin zamanı gelmiş demektir yani. diye düşündüm. Şimdi erkekler kendilerinden küçük kadınlarla birlikte olduklarında hiçbir sorun olmuyor. Hani tüm dünyada aslında Hı. belki de böyle hani toplum daha açık görüşlü karşılıyor. Ama bir kadın kendinden küçük erkekle evlendiği zaman, aşk yaşadığı zaman sorun oluyor. E çünkü Bunu çoğunluk o yapıyorsun? yönde yani Hı. biz ataerkil bir toplum olduğumuz için e, bu zamana kadar böyle alışılagelmiş. <laughs> e, genelde de hani koruyup kollayan bölüm oluyor ya erkek... <laughs> Yani figür olarak da öyle. E kadın daha işte e, evine hakim oluyor, erkek daha güçlü, tecrübe sahibi, işte kendi parasını kazanan oluyor. Şimdi böyle geliştiği için tabi erkek her zaman daha büyük, Hı -hı. E, daha güçlü, işte e, maddi manevi anlamda olan Hı -hı. bölümde koruyan, kol, kol, korunan, kollanan bölümde kadın oluyor. Hı -hı. Şimdi benim seçimim hayattaki e, Böyle bir şey olmadı yani ben bir birey olarak kendim kazanıp e, kendi gücümü kendim elde ettim. Hı hı. O yüzden de hani bu anlamda benim için mesela yaş kavramı da çok başka. Hı hı. Şimdi şöyle düşünüyorum diyorsun ki hani mesela daha hoş duruyorsun, güzel duruyorsun, yani hı hı. yıllar ilerliyor. Acaba şu da olabilir mi diye düşünüyorum yani şu anda aklıma geldi. Hı hı. E, farklı bakıyorum yaşlara yani bak 3 sene geçmiş bir olay konuşuyorduk bir arkadaşımla. Dedim ki ne çabuk geçti. Aslında biz yaratıyoruz bu saçma sapan evet. zaman kavramını biliyor musun? Şimdi Doğru. 20 sene dediği baktığında 20 yaz 20 kış. kış. Şurada Covid olalı ikinci senemize sene girdik. Geçti. Evet Yani 20 yaz 20 kış, 20 yaz 20 kış diye böyle bir zaman bellemişiz. Onu da yaş atıyoruz işte 38, 39, 40, 41, 42 var mı arttıran gibi. Öyle olunca da o kendi ritmimize hani iniş ritmimize... Kendimizi kaptırıyoruz yani psikolojik olarak. Doğru. Evet. O yüzden aslında öyle bakmamak, bakmamak lazım. Yani. yani şu an biz birlikteyiz. Evet 20 yaz 20 kış ben ondan daha fazla yaşamışım. Hı -hı. Onun da benden atıyorum farklı bir jenerasyon olarak başka artıları var. Hı -hı. Eğer iki insan birbirini tamamlayabiliyorsa mutlu olduğun müddetçe zaten. Hı -hı. Hangi ilişki öyle değil ki? Yani değil mi? Evet, doğru. Hangi ilişki yaşı yaşına uygun olan bir ilişkide de Mutlu olabildiğin sürece zaten o kişiyle birlikte Devamlı. olabiliyorsun. Peki mesela yaş aldıkça, anne oldukça özellikle hep şey söylerler işte. Hani anne olunca o cinsellik isteği kalkıyor. ilişkilere istek, libido eşte kalkıyor. Her libido eşin olunca tabii. gidiyor mu? O geçmiş olsun oluyor. <laughs> yani. <tabii. gülüyor> ama ama şimdi <laughs> şöyle yani birisiyle evlisin, gayet güzel giden bir ilişki var ister istemez bir çocuk dünyaya getirdiğinde o çocuğun nasıl diyeyim yani ona vereceğin ilgi, sevgi vesaire çocuğa gittiği için hı hı. en azından büyük bir bölümü gittiği için bir kere orada kopmalar başlıyor. Başla. E sonra sen böyle bir işte süt verme, süt alma işte anne vesaire evin içi, evde işte o anneliğe dair konuşma yani erkeği de kadından bence çok hı hı. uzaklaştıran bir şey oluyor. Daha doğrusu şöyle aslında böyle çok anlaşan, çok doğru seçilmiş birlikteliklerde belki öyle olmayabilir. Ben kendi adıma ancak konuşabilirim. Hani biraz bir şeylerde bir eksiklik varsa bir de o 3 gram 5 gram neyse 8 gram olan bölümden de bir eksilme oluyorsa zaten. O da zaten, diğer şeyler. Çok cazip hale gelmiyorsun erkek gözünde kadın olarak yani erkek gözüyle baktığında artık sen anne oluyorsun çünkü. Sen artık annesin. Sen Hı -hı. istersen işte istediğin kadar güzel ol. Hı -hı. Şık ol. Sen o kategoride değilsin Hı -hı. artık. Sen o çocuğu çocuğun annesisin. Yani evet. adamın çocuğunun annesisin. Peki şimdi hani bekar bir kadın olunca yani şu andaki halde olarak mesela libidon nasıl? Düşük müdür? Yüksek Benim, müdür? Ya, her zaman normaldi yani. Hiçbir <laughs> zaman öyle. Yani ne çok düşük ne hani çok <laughs> evet. şey. Hani normal sağlıklı bir kadın <laughs> olarak. E şimdi tabii seçimini Yine kendine göre ve hani mutlu olmak adına yaptığın zaman zaten ister istemez karşındaki partnerin de doğru bir enerji olarak geliyor, geliyor. sana. Hı hı. E, doğru birisiyle birlikteysen zaten fiziksel olarak da hani beyin ve e, beden davranışların bunu destekliyor. Hı hı. Eğer bir insana e, dokunmak istemiyorsan, onu öpmek istemiyorsan, hani o insanla bir temas kurmak istemiyorsan demek ki o ilişkide bir problem var demektir. Bir şeyler demektir. yanlış. E bir şeyler yanlış ama insanlar hasbel kaderde olsa hı hı. bir şeyleri bozmamak adına hı hı. yıllar yılı böyle bir ilişkiye devam da edebiliyorlar. Tabii ki bu seçim meselesi. Yani e, bu da bir tercih. Peki şimdi camdaki kız zor bir karakter Yani oynaması çünkü mesela bir tokat sahnem var. E, başrol karakterine hı hı. bir daha vur diyor. Sonra bir daha vur diyor. Adamın yüzü kırmızı kalana kadar tokat attığım bir sahne var. Yani çekmesi zor muydu mesela? Yani çok çünkü gerçekçi oynuyorsun. Aslında mesela ben benle çok uyuşmuyor. Çünkü ben e, hiç o kadar cana kadar cool olamam. <laughs> yani ben hani ne bileyim benim sevgilim e, ne olursa olsun hani bir şekilde başka birisiyle e, evet, herhangi olur. bir duruma evlenmem vesaire gibi durum ne olursa olsun asla böyle bir şey istemem. Paylaşamam ve onu da böyle e, vurdum duymaz bir şekilde karşımdakini iletemem. Tam tersi... <laughs> e, Tüketene kadar o ilişkiyi bitiririm yani yapamam. Hı -hı. Hani başka birisiyle paylaşamam karşımdaki insanı. Cana öyle değil. O daha böyle sert, e, soğuk, kendi içinde böyle evet, şey benim tane. olmak istediğim gibi bir kadın. Hı -hı. Hani sanki böyle hiç ağlamayacak. Evet gibi. Evet hiçbir şey umurunda değilmiş gibi. Ya da belki benden daha zedeli olmuş zedeli bile olabilir. Çünkü genelde öyle evet. insanlar farklı... bir hikaye çıkıyor. Evet yani Hı -hı. farklı bir dışa vurum sergilerler ya. Hı -hı biraz açıkçası e, öyle olduğunu düşünüyorum. Yani o çok duygusuz bir kadın olduğunu düşünmüyorum ama öyle ya, öyle yansımıyor. Peki bir yandan da Cana aldatıyor eşini. Evli çocukları var işte. evet. ama bu yanda bir ilişkisi var. Aynen. Sen hiç hani aldattın mı veya aldatıldın Hiçbir zaman. mı? Aldatıldın mı bilemem. Ha, yani yakaladın ama... falan öyle bir şey. Ha yok hiç öyle bir şeyim olmadı. Yani aldatmak bana çok saçma geliyor. Çünkü biz öz... yani ben hep özgür oldum bu zamana kadar. Yani bir ilişki eğer iyi gitmiyorsa e, ayrılırsın. Hani başka birisinden hoşlanıyorsan, e, onunla devam edersin. Yani o iki kişiyi bir arada yürütmek meselesi çok bana göre değil yani. Hı -hı. Ben yapamam onu. Hı -hı. Yani bir hiçbir anlamda, zaman hayatımda öyle bir şey olmadı. Tabii şimdi bu psikolojik bir hikaye. Senin annen de aynı zamanda bir psikoloji evet, profesörü, aynen. değil mi? Ee, yani aslında hayatın belki bu tip hani hikayeleri dinleyerek evin içinde. Geçti. Tabii o akademisyen, o akademisyen ama yani yine de tabii ki evet. Bakırköy'den şeye kadar her yerde <laughs> çalıştığı için çalışan bir kadın. Peki sence neden Türkiye'de şu anda böyle bu kadar çok psikolojik hikayelere bu tip şeylere çok eğilim var, daha çok izleniyor. Neden insanlar bunları merak eder hale geldi? Ya şöyle şimdi kurgudan ziyade hani gerçek hikayeleri dinlemek hani biraz şey gibi geliyor bana. Yolda yürürken hani bir açık bir pencere perde evet. görürüz. <laughs> hemen böyle bir kafa uzatmak isteriz oraya. Orada bir yaşam vardır ve ama gerçek bir yaşamdır. Hı hı. Şimdi burada da e, insanların nasıl yaşadığı, nasıl travmaların olduğu, üzüntülerin olduğu mesela Esra Erol vesaire gibi programlarda da hı hı. bunları görüyoruz Biliyoruz. ya bir şekilde evet. orada daha başka türlü. Hı hı. O da bir nevi dizi gibi dizi yaşanıyor. Gibi, evet. e, i̇lgi duyuyorsun, diyorsun bak ne hayatlar var. Hı hı. Bak ne yaşamlar var. Kendi hayatınla kıyaslıyorsun yeri geliyor. Hı hı. Yeri geliyor diyorsun ki, aman Allah'ıma bin şükür yeri geliyor işte bak diyorsun işte böyle bu, bu rahatlıkta da olmak isterdim Vay. ne hmm. kadar rahat kadın benim yıllardır yapmak istediğimi hmm. de yapmış dediğin hmm. oluyor onun için hani gerçek insan hikayeler her zaman prim yapıyor. Evet. E Doğru. şimdi bu da biraz dediğin gibi Onu camdaki kız zaten seviyoruz. evet daha üst kesim, üst kesim insanların daha işte paralı pullu toplumda böyle bir mevkileri olan insanların aslında bu da arka taraflarını <laughs> biraz bize gösteriyor. Hani <laughs> ay ne kadar güzel ya ne kadar zengin her şeyi var ne kadar mutludur <laughs> deyip de böyle hani insanların özendiği hayatlar vardır <laughs> ya hani ona aslında diyor ki hani böyle ama sen bir de gel şu tarafına Neler bak. Yaşanıyor? Hani biraz ibret gibi. Yani onun için şurada hep mesela Gülseren Hanım'ın sevdiğim tarzı işte kırmızı odada, işte camdaki kızda, işte doğduğun ev kaderindir veya işte masumlar Masum. apartmanında toplumun farklı kesiminden değişik karakterlere yer veriyor ve hepsinde aslında <laughs> şeyi görüyorsun. Yani mutluluğun amacı nedir? Kendine <laughs> soru görüyorsun. Yani şahsen ben onu görüyorum. Onun için yine kendi içinde kendi doğrularını yakalayıp hani <laughs> onu bulabiliyorsun. Bak işte mesela adamın parası var. <laughs> Ama harcamaya mecali yok. tabii, tabii neler hani bir kuruşunu harcayamıyor evet. yani. Ne kadar büyük... Bir zeytin hesabını yapıyor. Bir zeytinin hesabını yapıyor. <laughs> Veya işte atıyorum aile içi travmalarda bir hep böyle daha alt kültürde <laughs> bilmiştik, benimsemiştik çok daha önceki senelerde bu ensest vesaire olayını. Şimdi mesela bakıyorsun aslında bunun eğitimle de alakası yok. Daha üst kesim dediğimiz sosyoekonomik düzeyde o bölümlerde de yaşanıyor. Şimdi hmm. onu da görüyorsun. Aslında mesela ben şeye katılmıyorum. Yani hani e, etik değil vesaire gibi bir takım şeyler çıktı ya orada. Hmm. Bence yani ismen cismen vermediğim ücreti niye etik değil? Hani bunların üzerinden bence konuşalım hikayeleri. Hmm. Yani saçma sapan e, kurgular üzerinden olacağına, hmm. o da olsun, o da olsun. Müsur. Hani hmm. bir de bunlardan yola çıkalım. Bak gerçek bunlar yani. Hmm, Peki sen hiç hayatta psikolojik tedavi, yani psikoloğa gittin mi? Valla ben bir iki kere gittim e, psikoloğa. Ben rahatsız oluyorum kendimi çok anlatmaktan. Bu o benim yöntemim değil, onu anladım. Yani çünkü ben her şeyimi anlatıyorum iki seferde. Sonra anlattığım için pişman olup üçüncü de gitmeyenler derim. Güzelmiş. Yani beslenemiyorum o bölümden. hani anlatmak çok hoşuma gitmiyor. Benim kendime göre yöntemlerim oldu hep bu zamana kadar. İşte çok derine girmemek, e, olumsuz bir şey geldiğinde hemen oralardan böyle bir sıyrılmak sağ sağa. E, günü kurtarmak adına işte böyle e, o şeyleri yapa 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 bir teknik geliştirdim. Hı hı. Hakan valla ya artık mesela beni yani çok büyük konuşmayayım böyle majör hani sağlık vesaire işte hı hı. şeylerin dışında e atlatamayacağın bir şey yok. Yok hı hı. E, yok yani bir, bir takım şeyleri artık oluruna bırakmak lazım. Çok kurcalamamak lazım. İşte bir gün siz çöker, bir gün güneş çıkar. Bu biziz yani artık Peki, bunu kabul edip yaşayacağız. Peki dinçle evlilik var mı? Valla aslında ben e, bu saatten sonra hiç evlenmeyi düşünmüyordum. Hı hı. E, hala da açıkçası yani imzanın... E, çocuğumu yapmışım hani bir kendime göre bir bölümümü atlatmışım inanmıyordum ama şimdi karşımdaki insan bunu böyle bana tatlı bir şekilde getirdiği için hı hı. diyorum ki niye karşımdaki insan kırılsın ki? Hı hı. Yani hani şimdi ben ona inanmıyorum diye karşımdaki insanın hani duygularını da incitmek de istemem. Hı hı. Ee, acaba hani benim derdim hani evlenirsek o şey olur mu yani o karşı taraf garanti birbirini garanti görüp de Bozulur mu acaba bu hani güzel Duygu. şey hı hı. duygusu? E ben bozulacağına inandığım için böyle çok direndim. Hı hı. Şimdi biraz yani o konular bir sessizleşti. Pandemi falan da geldi. Ya pandemi böyle. mandemi. Sen öyle idare ediyorsun. Aynen öyle bakacağız artık Nikah yani ama seviyorum yani şunu. gerçekten sevdiğim bir insan olduğu için. Hı hı. Artık hani bizim için en iyisi, en hayırlısı neyse hı hı. bence o olsun. onun arası nasıl? Leon'un arası çok iyi. Hı hı. Yani o abi olarak mesela Hı -hı. çok e, tatlı bir ilişkileri Hı -hı. var. Yani çok mutluluk duyuyorum Hı -hı. bunu görmekten. E çünkü bu çok önemli benim için. Hı -hı. Yani o öncelikli olduğu için Hı -hı. oğlum. Peki. <laughs> Şimdi böyle sana birer kelime söyleyeceğim. Sana ne ifade etti? Tamam. Mesela Bursa. Çocukluk. Çocukluk. Mum kokulu kadınlar. Başarı. Başarı. O altın portakal çalındı mı Hande? Yok. Sonra geri ge, ge, çalınmıştı. Sonra bir daha verdiler Antalya'dan. Ha, geri getirdiler. Hayır hayır. Antalya'dan bana ha, bir daha heykel verdiler. verdiler. Bir hırsızın evinde altın hırsızın portakal Hırsızın evinde var. bir altın portakal var. <gülüyor> <gülüyor> 24 saat süren evlilik. 24... E, tecrübe. Tecrübe. Bir de nokta noktalarımız var. Boşlukları da tamam. İlk randevuda asla nokta 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 yapmam. İlk randevuda asla kendimi açık etmem. Güzel. Sabah uyandığımda ilk nokta 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 yaparım. Kahve kahvemi alıp e, telefonuma bakarım diyeyim. Hı, hı. Söylediğim bir sözü tüm dünya duyacak olsa nokta 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 derim. Söylediğim sözü tüm dünya. İşte bak benim öyle iddialarım yok ya. Şimdi öyle büyütemiyorum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> hani öyle bir şey söyleyecek ki bu kadar. Bütün dünya konuşsun falan. Onu bilemedim yani. Peki 20 yaşındaki Hande'yi bugün görsem nokta 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 derim. Ay canım benim ne tatlısın der bir yana kalırım. Ya güzel. Benim için çıplaklık nokta nokta noktadır. Çıplaklık e, benim için Yani hani şimdi böyle tabi çok mevzu edildiği için bu bu anlamda e, tabu diyeyim. <laughs> tabu mudur şu an? E tabu yani öyle oldu vallahi mahfettiler onu böyle yapmadın <laughs> şunu niye böyle yaptın dediler. <laughs> o eski eski zaman pozları artık böyle mi Yok artık her şey döneminde güzel ya. <laughs> Bak her şey mesela onu diyorum en basitinden şimdi hani herkes ruhsarı bildiği için <laughs> evet. ruhsar da mesela. Söylenen şeyler bile artık şu anda söylenemez. Evet. Hani Rüt Rütüpten dolayı. Hı hı. Hani düşünebiliyor musunuz hani Göksel Kortay kadın Robert Kolej mezunu hı hı. E, Oyunculuk Akademisi'ni bitirmiş. Motor Gül Hanım hoş geldiniz. Hani mesela <laughs> veya işte Ruhospo Veya orada yapılan böyle tatlı tatlı bir takım hı hı. Şakalar. E, o zaman da çocuklar izliyordu bunu. Hı hı. Ama şimdi Hani böyle bir şey böyle bir dizi yapmak mümkün değil. Hı hı. Onun için hani her şey Aslında döneminde güzel. Şimdi sen döneme ait olmayan bir şey yaptığın zaman sakil durur. Saki durur. Hı hı. E, yaşına uygun olmayan bir şey yaptığın zaman sakil durur. Ama böyle hem yaşına hem de döneme uygun hı hı. o anda belki yine çok cesaretli bir şey olmuş olabilir ama hı. o döneme uygun hı hı. E, olan şeylerde. O yüzden hani ben de e, aslında biraz abartmışmışım kabul ediyorum. Hep, <laughs> hep cesur kadınmışsın ama. Evet. Vallahi A, cesurum. Helal olsun. Yani evet. cesurum ama şimdi o kadar sonuçlarını hesap etmeden uçtuğum için kelebekler gibi cesurum. Yani hafif şuursuzla cesur arası. Karışık. Vallahi çok teşekkür ediyorum Hande. Ay ben teşekkür çok sağ ederim. Ol, çok keyifliydi. Öpüyorum seni. Ben de aynen. Görüşürüz. Bay bay.